Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle prenses evi düzelteceğiz. Prenses evi mi? Burası prenses evi mi Rüya? Evet. Hadi başla o zaman bakalım. Arkadaşlar bu evde deprem olduğu için maalesef bir kaza geçirdiler. Böyle nasıl yani? Bak deprem oldu burada. Arkadaşlar şimdi Barbie'nin rüya evi bu, biliyorsunuz ki. Barbie'nin rüya evinde... Ve kraliçe evi. Nasıl yani? Şimdi bu Barbie evi değil mi? Videoda Barbie evi değil mi? Kraliçe oldu. Nasıl yani? Anlamadım. Kraliçe evi artık. Ha, kraliçe evinde ne oldu? Deprem. Deprem olmuş arkadaşlar ve bu depremin sonuçlarında nasıl ya? Onlar oraya şey koydum. Diana'nın doğum günüydü. Doğum gününde böyle misafirler bunlar gelmişti. Onlar orada kaldı. Tamam. Tamam, peki o zaman. Hadi o zaman şimdi bu deprem olmuş, bu evi nasıl düzenleyeceksin? Ama ilk önce Diana'nın hali. Diana... O ne Rüya? Diana nereye düşmüş depremde? Diana ayakları gitti çocuk. Avrat çağıracağız, bu da artık bir iyileşme. Bebiş öleceksin. Bebek de orada kalmış. Hadi anlat bakalım. Aa, depremde arkadaş... neresi hasar görmüş? Ne olmuş? Arkadaşlar. En komiği şuradaki Ken arkadaşlar bence. Çünkü Ken yataktan düşmüş depremde. Hayır, ya bu bebeğin çantaları falan burada ne arıyor Rüya? Deprem oldu diyorum ya, bak depremde bunlar düştü. Diana'nın kıyafetleri böyle asılı kaldı. Onlar Diana'nın kıyafetleri mi? Elsa'nın kıyafetleri mi? Ben pek karıştırdım orasını ama. Emin misin? Diana gerçekten. Diana. Miray'dan. Diana'yı ben böyle bir hareket yaptırdım. Böyle koydum. İyi, hadi bakalım. Şimdi ama o zaman. Ama arkadaşlar neresi hasar gördü söyleyeyim mi Diana'nın? Diana şöyle yaptı. Arkadaşlar Diana nasıl düştüğünü hemen baksan. Hakikaten çizikler hangi ara oldu buraya? Bilmiyorum. Ya da vardı da ben görmedim, biraz şaşırdım. Olabilir. Arkadaşlar Diana buraya, gerçi iyi ki burada çizik var. Depreme yani çizikler olur ya. Diana buraya tutmaya çalışmış ama tutunamamış. Bu sefer gerçekten gidecek. Çocuk geldi benim şeyimle. Biraz... Buradan bunu alıyoruz ve Dina avlata götürüyoruz. Arkadaşlar şu anda odanın arkası ışık olduğu için tabi biraz karanlık gözüküyor ama. Diana'nın annesinin hali. Ay bebekler nerede? Diana annesini de götürüyoruz böyle. Ben şurada oturayım mı seni çekerken? Sen o tarafa otur. Diana ve annesi gittiler ambulansla. Bebişi götürelim ambulansa. Bebekler de mi depremden etkilendi? Evet, bebeği de şeye koyacak. Evet, bunu da götürüyoruz. Hemen düzenlemeye başlıyoruz. Eski koyduğun yerleri şimdi yani nasıl hatırlayacaksın? Yani şu Diana'nın şoluna bakar mısın? Rüya, mutfağın hali ne Rüya? İnanmıyorum. Orası ne hale gelmiş, bebek arabaları, mama sandalyesi falan filan. Her yer devrilmiş Rüya. Hayır, bunları böyle bilerek koydum. Bunları böyle kullanmadığım için kenara koydum. Nasıl kenara koydun? Ama çok dağınık duruyor öyle. Onları almayalım. O da yok arkadaşım. Evet. Ken'in sandalyesi gitmiş. Ve bir şikomuzun sandalyesi. Bakayım. Ya bu sandalye çok doldu ya. O da mı depremde hasar gördü? Bir dakika. Rüya, onu ayağın nasıl girebilir? İçine girmeye çalışıyorum. Keşke girebilsem bebek olur. Bebekken senin de vardı öyle mi mama sandalye? Evet arkadaşlar, Diana'nın şalı. O da depremde savrulmuş bir köşeye. Böyle kalmış. Aslında bu buradan. Ay bir dakika ya, ben böyle deprem olmuş haliyle resmini çekecektim senin. Önce her yer böyle perişan durumdayken bir resim mi çeksek acaba, ne yapsak ben bilemedim. Bu Diana'nın şatosu böyle yıkıldı. Bence yani. Kapağı çekelim, yanında da yazın ki deprem. Hadi, yırtılacak deprem kapat. Deprem sonrası yazar. Deprem sonrası Prenses Diana'nın köşkü mü? Ay pardon, what? Malikane. Malikane what? İyicene gitti yani. İyice gitti arkadaşlar. Gerçekten. Tamam neyse, hızlıca düzenleyebilirsin diye düşünüyorum Rüya, hadi. İyicene gitti. Hızlı bir şekilde düzenleyebilirsin bende. Yarabbim gidiyor. Niye elinden kayıyor ya? Ne oldu? Ne oldu? Parçası yere düştü. Ne düştü? Rüya aşk olsun ya. Hadi bakalım hadi. Dayananın sırt çantası. Cico, hanginiz yapıyorsa orayı bir kırparsınız güldüğü şeyi. Ay. Hadi bakalım, hadi bakalım devam. Hadi. Çantasını şuraya sıkıştır.
sıkıştırıyorum ben. Bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim? Onun içerisindeki orada bulunan oyuncaklar aslında buraya ait değil Rüyacığım. Bence onları alıp kendi kutusuna koyalım. Bunun kutusu nerede? Onun kutusunu bir al. Bunun da... Tamam, o kutuyu bir alır mısın? O kutuyu bir... Odada nerede? Tamam ama çok kaybolur onun içerisinde. Ben sana söyleyeyim. O depremde daha çok zarar görür. O beşik, mama sandalyesi, bebek arabası. Bak şu beşik var. Şuradaki beşik var. Ya şunu takar mısın? Bir ay takmış. Bu takılıyor ya. Bu nasıl takacağım takılıyor. Ben? Takılıyor. Yalnız düş... İyi ki böyle olmuş. Tamam hadi yerleştir. Hiç yerleştirmedin daha Rüya. Bir kere bu şey öyle değildi mesela. Şömineyi ters koymuşsun. Şömine öyle durmuyordu. Hal böyle. Tamam değil, yerleştir. Şu dayananımızın elbise. Elbiseleri askıya as bakalım güzelce. Hayır elbiseyi askıya as. Artık nereye asman gerekiyorsa yani şöyle koy. Diğerlerini koy. Evet, diğerlerine. Evet. Alt kat daha da dağılmış Rüyacığım. Bakar mısın alt kata? Yo, alt kata. Banyonun anladım. Yönündeki şeyler, buradaki saksılar devrilmiş arkadaşlar. Hadi şuna yardım edelim. Orası evet. Mesela bu saksının yeri burası mı bilmiyorum. Ben koydum. Şurada tabak yok. Bu ne mesela? Bak. Banyonun tarağı nerede? Banyoda. Al. Ben hayır, bu küçük bahar evimin. Şimdi niye o zaman burada duruyor? Hepsi birbirine girmiş işte. Ya, onu söylüyorum. Şey, evet. Bunları şimdi diziyoruz. Bazen konuşmayı dalıyorum. Evet. Farkındayım. Konuşmayı sevmem pek. Allah Allah. Hadi koy bakalım. Nedense. Bakın dayanının kitap okuması şey yeri var. Geldi ya. Kusura bakma da. Arkadaşlar bunu yakından göstereceğim size. Yani bu fikri sen mi buldun? Yani onun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Avize. Hamak. Avizeyi hamak yapmayan da yani. Lütfen. Şalının süslü kız olduğu için. Hadi Rüya alt katı geçer misin artık? Ha dur. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu süslü bir kız olduğu için böyle televizyonu. Perdesini asıyor çok uyurken. Evet şimdi aşağıdayız. Evet Dayana'nın annesinin perenini. Bir şey diyeceğim, gerçekten bunu kendime takmayacağım. Ya o olmaz sana anneciğim, küçük şey. Şunları düzenle şey bakalım. Olur arkadaşlar. Evet hemen bunu kaplıyoruz. Kaplıyorum dedim. Evet. Valiz. Valiz değil o. Ama ben yardım çantası. İyi tamam sen bilirsin. O saksı nerenin mesela? Üst katın diye biliyorum ben. Hayır, görünen yerdeydi o saksı. Üst katta bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Hayır, buradaydı. Emin misin? Anne, buraya gelirken buradaydı ya bu saksı. İyi, tamam. Kaç yıldır orada zaten. Tamam, banyodaki her şey yerli yerinde mi? Hop. Yerli yerinde sayılır arkadaşlar. Fırçacık. Banyodaki şeyler, tamam. Okey. Ya gerçekten şu fırçaları... Şunu da bence buradan alıp yerine abi, koyabilirsiniz ya. Abi şu fırçalara bakar mısınız anne? Evet çok güzel. Yerine koy ki kaybolmasın. Bence deneme. Yerine koy ki kaybolmasın. Görünmüyor bile arkadaşlarım ya. Şunu da bence bir yere koy anneciğim. Yoksa bu buradan kaybolur. Elim şey olduğu için o kadar... Heh buna. Evet. Buna hemen koyalım gidip. Küçük Barbie evinin içine değil mi? Buradaymış arkadaşlar. Ben de karşıya gidiyorum valla. Arkadaşlar odada yine hala bir dağınıklık var tabii ki de bakınız. Bu bebekler Rüya. Ambulansa gidecek birazdan. En son herhalde masa kaldı alt katta. Bir dakika mutfağa bakayım mutfağa. Buzdolabıyla mutfağı. Buzdolabının bir parçası eksik Rüya. Nasıl? O arkasında bir şeyler yok muydu onun? Yok vardı, yoktu değil mi o kadardı? Tamam pardon ben yanlış hatırladım. Babam. Tamam. Evet Deniz kızımızı pardon koymayı unuttuk. Dayana'nın bu sergisi. Tamam onu da koy. Son vuruşları yap bakalım son şeyleri. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Masa tamam mı? Evet. Ha, güzel, güzel tamam. Bir de şurayı düzenlersen orası çok dağınık kaldı Rüyacığım. Bebekleri oturt masayı koy. Ben bunu almıştım da nereden almıştım? Ha, burada duruyordu zaten arada. Tamam hayır şuradaki sandalyeleri falan diyorum. Evet, alışveriş sepetleri, ya. Bebekleri falan filan onları. Bunu nereye koyacağım? O nerenin peki? Buraya koymak istemiyorum. O nerenin peki? Buranın ama oraya koymak istemiyorum şu anda. O zaman başka bir yere koy. Odada bir yere koyabilirsin mesela. Ya! Ama bir dakika o zaman şey kalmaz. Arkadaşlar o zaman dayanın odasına koyuyorum. Nereye koyabilirim ama? Sen bilirsin. Aa buraya koyayım. Orada durmaz ki Rüya. Orada anlamsız olur. Nereye koyabilirim? İstediğin bir yere koyabilirsin Rüya'cığım. Şuraya koyayım.
Koy. Ve böyle oturabilir. Bu o zaman çiçeği yukarı koyalım. Tamam koy. Bitti mi? Bitti. Allah bir dakika. İyi tamam o zaman her şey şu anda. Son dokunuşları yapıyorum. Bebek arabasını hemen kafamıza koyuyoruz. Tamam. Bir şey bence bu bahçede kalsın, bahçeye tamam. Oturuyorlar bahçede ya. Bahçede kalsın. Bu da böyle bahçe şeyimiz. Buraya böyle bahçeye çıkarsak eğer otururuz. Hı. Ya bir temiz hava alırız yani. Bitti mi şimdi tamam mı? Evet. İyi hadi o zaman bay bay yapalım.